Bıçaklar ve Ekipmanlar kanalından herkese merhaba arkadaşlar. İlk videomuz, o yüzden biraz heyecanlıyım. Eğer sürçülisan edersek lütfen affedin. İlk konumuz, bıçak alırken nelere dikkat etmeliyiz? Niye böyle bir konuyla başlamayı uygun buldum? Öncelikle bunu paylaşayım sizlerle. Çok fazla seçenek, çok fazla fikir ve içinden çıkılamayan bir havuz var. Gördüğüm kadarıyla yaptığım gözlemler sonucu bu kanıya vardım. Bunun sebebi de şu. İnsanların beklentileri farklı, tarzları farklı ve maddi imkanları farklı. O yüzden herkes kendi imkanları çerçevesinde tavsiyelerde bulunduğu için çok fazla bilgi kirliliği var ama sonuç yok. Temel olarak bıçak alırken dikkat etmemiz gereken hususları gelin beraber inceleyelim. Birinci maddemiz maddi imkanlar. Yani ne kadar paramız var? Şimdi cebimizde varsa 50 lira tutup da Mercedes alamayız. O zaman daha realistik davranmamız gerekecek. Yani ne yapacağız? 50 lirayla elde edebileceğimiz en güzel, en tatlı bıçağı bulacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Maddi imkanlarımızı belirledik. Tarzımızı belirlememiz gerekiyor ama bu giriş seviyesindeki arkadaşlar için biraz zor. Çünkü Avrupa ekollü ya da Uzak Doğu ekollü bir bıçak sevip sevmediğinizi ancak onu kullandığınız zaman anlayabiliyorsunuz. O yüzden bu madde her ne kadar bu etkenlerin içinde de olsa şimdilik biraz daha öteleyeceğiz. Üçüncü özelliğimiz ki şu an ikinci sıraya yükseldi, fiziksel özelliklerimiz. Bakın burada kastım öncelikle bıçağın fiziksel özellikleri değil, bizim fiziksel özelliklerimiz. Yani boyumuz, kilomuz ve gücümüz. Bunun için söylüyorum. Eğer uzun boyluysanız ki ben 1,80 küsür bir adamım, kısa bıçakları sevmiyorum. Çünkü uzun bıçak bana daha çok hitap ediyor. Daha rahat edebildiğim, daha rahat kontrol edebildiğim bir duruma sebebiyet veriyor. Ama boyum olsaydı 1,60-1,65 tutup da 22,5 santimlik kesici ağzı olan bir bıçağı tercih etmektense 18 santimlik ya da 16 santimlik bir şef bıçağını tercih ederdim. Çünkü eğreti durmayacak elinizde. Yani bıçak sizden büyük olmayacak arkadaşlar. Ben solak bir adamım ama çekim açısından kaynaklı sağ elle tutuyorum. Yani bıçak sizinle bir bütün olacak. Şimdi daha kısa bir bıçak benim boyumdaki bir adam için oyuncak gibi duruyor. Bu yüzden ben bütün bıçaklarımı mümkünse 20 santimin üzerinde tercih ediyorum. Fiziksel özelliklerimden kaynaklı da bıçağımın et kalınlığının fazla olmasını isterim. Bununla alakalı bir sonraki videoda ya da daha sonraki videolarımızda kesim teknikleriyle ilgili paylaşımda bulunurken bıçağın et kalınlığının bize faydalarını ve zararlarını inceleyeceğiz. Üçüncü maddemiz 2 numaraya yükselmişti. Fiziksel özelliklerimiz ne dedik? Boyumuz, kilomuz ve gücümüzle alakalı olarak seçtiğimiz bıçağın uzunluğunu ve et kalınlığını doğru seçmeliyiz. Orta boylu veya kısa boylu arkadaşlarımız için uzun bıçaklar, et kalınlığı fazla olan bıçaklar uzun süreli çalışmalarda bileği, yani bileğinizi ki daha çok şurası çalışır ve dirseğinizi yoracaktır. Bu yüzden yorulmayacağınız bir frekans aralığını belirlemelisiniz. Üçüncü özellik, yani aslında 4'te ama 3'e yükseldi. Maddi imkanlarımızla alabileceğimiz en kaliteli çelik türü acaba ne olmalı? Bu konuda içiniz rahat olabilir çünkü Türkiye genelinde en çok kullanılan çelik türü 4116, T5 ve T7. Dünyanın da aslına bakarsanız geneli bu çelik grubunu kullanıyor. Kullanılma sebebi de şu, paslanmaz çelik grubuna ait bu 4116, T5 ve T7'ler maliyeti en düşük, en kolay elde edilebilen çelik türleri. Bu demek değildir ki bu çelik türleri kötüdür. Böyle bir şey aklınıza gelmesin. Bunu bugün Wüsthof da kullanıyor, Zwilling de kullanıyor, Efdik de kullanıyor, Solingen de kullanıyor. Aklınıza gelebilecek birçok marka şu an 4116 çeliğini zaten kullanıyor. 4116 bu arada Alman çeliğidir. Mavzer yapımında kullanılan bir çelik türüdür. Yani kötü değildir.
Bir de karbon çeliklerimiz var tabii ki. Yüksek karbon çeliği diye de zaten buradan not düşer. İnşallah odaklamasında bir sıkıntı yoktur. Karbon çelikleri dövülebilen çeliklerdir, şekil verilebilen çeliklerdir. Ama paslanmaz çelikleri daha çok ısıl işlem, yani vakumlu ısıl işlem fırınlarında sertleştirirler. Yani bazı farklılıkları var. Paslanmaz bir özelliği yoktur karbon çeliklerinin. O yüzden dünya genelinde genellikle paslanmaz grubuna ait T5, T7 ve 4116 tercih edilir. Bu arada 4116'dan bahsettik ama T5 ve T7 çelikleriyle alakalı olarak da şunu söyleyebiliriz ki Fransız çeliğidir. Kötü bir çelik grubu değildir bunlar. Bu üçü kötü değildir, emin olun. Niçin bunlardan yapılıyor ya? Tekrar dönelim. Sebebi şu. Korozyona dayanıklıdır. Yani kolay kolay paslanmaz. Paslansa bile bu paslanma bölgesel anlamda olmaz. Nokta bazında olur. Yani belli belirsiz noktacıklar şeklinde paslanmaya meyledebilir ama düzgün kullanmazsanız, saklama koşullarını düzgün yerine getirmezseniz. Bunun dışında herhangi bir çekinceniz olmasın. İnanın herhangi bir paslanma emaresi zaten göstermeyecektir bıçağınız, şayet düzgün kullanırsanız. Bunu da ilerleyen videolarda nasıl düzgün kullanırsınız, nasıl düzgün temizlersiniz başlığı adı altında inceleyeceğiz. Yine bu çeliklerin tercih edilmesinin sebeplerinden biri sertlik derecelerinin mutfak bıçakları için yeterli olmasıdır arkadaşlar. Yani hardware scale dediğimiz bir metal sertlik birimi vardır. Nasıl hani içtiğimiz sularda, hazır sularda pH'ını sorarlar, sertlik derecesini içindeki kireçe bakarak. Bunlarda da hardware scale dedikleri bir sertlik derecesi var. Mutfak bıçakları için makul görülen sertlik derecesi, yani çok yumuşak gelir normalde ama 55 ile 58-59 arası inanın mutfak bıçakları için çok çok yeterli bir rakamdır. Bu çelik grubu bunu rahatlıkla sağlar. Bu çelik grubunun keskinliği, tutma süresi cidden yeterlidir. Keskinliğini kaybettikten sonra tekrar keskinleştirilme işlemi de çok basittir. Çünkü çok aman aman sert bir çelik grubu değildir. O yüzden çoğu insanın düşünmeden yaptığı bir harekettir bu. İşte derler ki 65 HRC, yani hardware scale dediğimiz bir sertlik derecesi olsun kardeş modunda. Çok sert bıçakları isterler ama sert bıçak her ne kadar zor körelse de inanın çok da zor bilenir. Yani bunu hesaba katmadan sırf böyle zevk olsun diye seçilebilecek bir çelik grubu değildir bu. O yüzden bu işe yeni merak salan arkadaşlarıma verebileceğim tavsiyelerden biridir bu. Evvela yumuşak bir çelik grubuyla başlayın. Eliniz alışsın. Çeliği tanıyın. Bıçağı tanıyın en basiti. Bıçakla bütün olmayı öğrenin. Daha sonra bıçak size yetmemeye başladığı zaman daha yüksek sertlik derecelerine sahip çeliklerin peşinden koşarsınız. Bununla alakalı birikim yaptıktan sonra tabii ki. Ne dedik? Çelik türümüz elde edilebilen bir çelik türü. Bundan sonrası kabzanın yapılacağı malzeme. Yani ahşap bir kabza mı istiyorsunuz? Mikarta dediğimiz özel bir sap türü mü istiyorsunuz? Ki bu ahşap değildir. Mikartalar ahşap değil arkadaşlar. O konuya sonra değinelim. Ya da plastik bir sap mı istiyorsunuz? Bu da zaten fiyatı etkileyecektir, emin olun. Yani VG10 dedikleri VG11 çelik, dünyanın en pahalı çelikleri olarak gösterilen bir çelik türüdür. Japonların kullandığı AUS-10'lar havada uçuşur. Adam ona gidip de plastik sap çok aman aman takmaz. Daha yüksek fiyatlara saplar takıyorlar. Bunların her biri bıçağınızın fiyatını etkileyecek faktörler. Çeliği kaliteli olduktan sonra et kalınlığı, kesici ucun uzunluğu sizin fiziksel yapınızla örtüştükten sonra ve paranız onu almaya yettikten sonra sapı plastik olmuş ya da ahşap olmuş düşünmeyin arkadaşlar. Bu kadar ego yapmaya gerek olan bir konu değil bu, inanın.
Yani kaliteli 41-16 bir çelik buldunuz. Kesici ucu, et kalınlığı, her şeyi muazzam. Ergonomisi çok güzel. Elinize oturur şekli çok güzel. Ama plastik bir sapı var. Vay efendim, niye ağaç değil? Bunu bu kadar önemsemeyin. Önce bir alın, öğrenin. Daha sonra bunu geliştirip devamını getireceksiniz zaten. Marka imajı çok önemlidir. Marka imajına dikkat edin. Bilindik firmaların bilindik ürünlerini tercih edin. Fason üretimlere ya da yani mağazaların isimlerini bastırarak ürettikleri ama çelikleri hakkında bilgi paylaşımında bulunmadıkları bıçaklara da itibar çok aman aman etmeyin. Çünkü çelik cidden önemli bir konu. Bıçağın fiziksel özelliklerine dikkat edin. Ergonomisine, uç yapısına, kalınlığına, üretildiği malzemeye. Bütün bunlara dikkat ettikten sonra bıçağınızı gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. İlk videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Adettendir. Abone olup takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.